Selam gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz gençlerim. Bugün karışımları artık bitiriyoruz. Karışımların ayrılması kısmına kadar gelmiştik. Kampımızın 30. günündeyiz. 34 günde TET kimyayı bitiriyorduk. Bak sonra artık yavaş 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 gelmek üzereyiz. Evet. Gençler hemen kitabımızı alıyoruz elimize. Sayfa 95, 96, 97. Bu dersimizde karışımların ayrılmasındaki birinci bölümü işleyeceğim. Bir anda işlemek istemedim iki bölümü de. Çünkü hani uzuyor o zaman videolar. Bazen sıkılabiliyorsunuz. Konular böyle çok önemli buradaki. Her kazanım önemli. Her yerden soru gelebilir. O yüzden iyi anlamanız için bu videoyu çekiyoruz. Sonra 2 saat sonra bir tane daha video gelecek. Onunla beraber de karışımları komple bitirmiş olacağız. Sonra yarın da ödev yapacağız bunlarla ilgili. Evet Haydi bakalım ders notları kitabımızı açtığımıza göre dersimize başlıyoruz. Evet ne göreceğiz dersimizde? Arkadaşlar biz burada tacik boyutu farkıyla ayrılma ifadesini yapacağız. Aynı zamanda işte eleme gibi, süzme gibi, ayıklama gibi yöntemleri, diyaliz yöntemini, yoğunluk farkıyla ayırma yöntemini, ayırma hunisi yöntemini, savurma yöntemini, yüzdürme, aktarma, santifiruş, mıknatıs ayırma ve elektrikli ayırma gibi yöntemleri göreceğiz. Bayağı da bölüm varmış yani gördünüz mü Arkadaşlar evet hepsini göreceğiz dersimizde Haydi bakalım bir de bunu ekleseydik Herhalde yani bayağı bir dersimiz Uzardı şimdi arkadaşlar Karışımlar oluşurken bir kere mesela tuzlu su oluşuyor değil mi? Tuzlu su oluşurken hani ne olurdu? Hem tuzun tadını alırdık biz o çözeltide hem de suyun özelliğini gösterirdi. Dolayısıyla hani bileşenler yani o tuz ve su diyelim o karışımdaki mesela kimliklerini değiştirmezler. O yüzden mesela biz bu karışımın oluşumu fiziksel olarak değerlendirebiliyoruz. Hani kimlik değişmediği için kimyasal bir durum yok. O yüzden karışımların bileşenleri ayrılmasını da tabii ki burada fiziksel yöntemler uygulanır. İşte buradaki tüm yöntemler işte santifürüjdür, aktarmadır, savurmadır, ayırma onistir. Bunların hepsi birer fiziksel yöntem olarak karşımıza gelsin. Ve bu şekilde tabii ki bu karışımın yapısına göre değişir. Yani şimdi baktığım zaman havada bir karışım, işte tuzlu suda bir karışım, şekerli suda bir karışım, aynı zamanda işte çamurda bir karışım. Onları o zaman biz ne yapacağız? Ayırmak için o karışımın e, böyle özelliğine göre bizim mesela ne farklarımız var? Tancık farkına göre ayırma, öz kütle farkına göre ayırma, manyetik özelliğe göre ayırma, elektriklenmeye göre ayırma, çözünürlük farkına ve hal değişim sıcaklıklarına göre ayırma gibi yöntemlerimiz var. Biz burada hani bu dersimizde tanecik boyutu, öz kütle, manyetik ve elektriklenme üzerine konuşalım. 2 saat sonra diğerlerini anlatacağım sizlere. Evet, şimdi tanecik farkıyla ayırmaya bakacağız. Şimdi eleme. Yani tanecik boyutu farkıyla ayırmada birincisi eleme. Hani ne derler arkadaşlar böyle baktığımız zaman yani eleriz ya hani ne derler demeyeyim de mesela unu ne yaparız böyle eleriz değil mi? İçerisinde böyle bazı partiküller var istemediğimiz. Onların böyle ekmeğe karışmasını engellemek için ne yaparız? Unumuzu eleriz değil mi? Evet. Hatta unumu eledim, eleğimi astım gibi atasözlerimiz de mevcuttur. Şimdi burada arkadaşlar bileşenlerden birinin elekten geçmesi diğerinin geçmemesiyle karışım ayrılabilir. Tabii ne tür karışımlar olur bu? Katı katı heterojen karışım. Yani adi karışımları biz bu şekilde ayırabiliriz. Mesela işte undan istenmeyen maddenin ayrılması ya da kum ile çakılın da ayrılması değil mi? Kumla çakıl birbirini ayırmak için işte bir sistem var. Oraya atıyoruz kürekle. Kum aşağı geç gider ama çakıl oradaki elekte kalır diyebiliriz. Geldik süzme yöntemine. Şimdi süzme yöntemi de gene aynı eleme gibi heterojen karışım olması lazım elimizde. Ve tanecik boyutu farkıyla yapılabilir. Yani burada ne olması lazım? Yine yani bak yazayım. Heterojen olması lazım karışımın. Ve burada yalnız şey olması lazım. Karışımda bir tane ne olacak? bir tane akışkan madde olması lazım. Akışkan madde deyince işte sıvı ya da gaz gelmeli. Ama tabi çözünmenin olmaması gerekir. O zaman sıvı katı heterojen karışım. Şimdi bu süspansiyon. Evet, süspansiyon karışımları ya da gaz katı. Biz buna ne diyoruz? Aerosol. Mesela örnek olarak verelim. Süspansiyonu örnek verirsek mesela kumlu su örnek verilebilir. Tebeşirli su örnek olarak verilebilir. Tozlu hava mesela aerosol örnektir. Biz bu karışımların süzme yöntemini ayırabiliriz. İşte burada süzgeç ya da filtre kullanılabilir. İşte hava filtreleri falan bunun için kullanılabiliyor. Şimdi mesela kumlu suyu biz nasıl ayırabiliriz? Şimdi kum su da çözünemez değil mi? Heterojen karışım gördük. Dibe çökmüş. E şimdi ben burada mesela bir huni seçerim. Huni içerisine süzgeç kağıdını yerleştiririm. Bu süzgeç kağıdı gençler ee, özel bir kağıt. Yani buradan e, sıvı geçebilir, akışkan geçebilir ama çözünemeyen katı geçemez. E şimdi sen bu karışımı buraya dökersen e, kum ne yapar? Kum süzgeç kağıdında kalır. Aşağıya kim geçer? Aşağıya tabii ki bu duruma baktığın zaman su geçer. İşte suyu biz böyle buraya görebiliriz. Su burada e, kum işte süzgeç kağıdında bu şekilde biz çözünemeyen maddeyi ayırmış oluyoruz. Gene tanecik boyutuna göre tanecik boyutu büyük olan kumlar gene ne yapıyor? Süzgeçte kalmış oluyor. Şimdi mesela hani makarna yaptınız mı hiç? Yapmışsınızdır diye düşünüyorum değil mi? Her şeyi annelere bırakılmaz. İşte bazen siz de yapın. İşte ne yapıyoruz? İşte makarnayı süzeceğiz değil mi? Süzdüğümüz zaman o işte makarnanın sıvısı geçer gibi. E şimdi tabii biz oraya tuz da koymuştuk aslında değil mi? Tuz ne yaptı? Tuz da tabii ki bir miktar suda çözünen tuzlar da ne yaptı? Suyla beraber geçmiş oldu diyebiliriz. Evet. Ve karnalı süzgeçte kaldı. Peki aynı şekilde tozlu havayı da mesela biz hani hatırlarsanız böyle pandemi döneminde çok böyle ne yaptık işte maskeler kullandık değil mi? Maske hani biz or oradan hava geçebiliyor ama işte o işte mikrop işte mikrop demeyelim de işte oradaki tükrük diyelim mesela tükrük geçemiyor çünkü o büyük bir madde. O yüzden arkadaşlar oradan işte e, sıvının geçemediği ama gazın geçebildiği işte aerosol karışımları biz ne yaptık? Maske ile e, süzebildik. Bu şekilde de sağlıklı bir hayat sürmeye çalıştık. Ve böyle hava böyle çok kirli olduğu zaman da yurt dışında falan görürsünüz özellikle Çin'de falan. insanlar böyle hala maske dolaşırlar. Evet devam edelim. Ayıklama ne derler? Ayıkla pirincin taşını. Evet ne yapıyoruz? Katı katı heterojen karışımları yani mesela işte elimizde çok basit bir şey. Yani işte pirinçle mesela taş olsun. Eskiden böyle taşlı olurdu pirinçler. Biz e, böyle yapardık tamam mı? Annemiz bize verirdi böyle elimize bir tepsi. Biz onu böyle yavaş yavaş ayırdık. Şimdi artık e, taşlı pirinç falan çok kalmadı. Artık onu böyle ayıklıyor sistem. O yüzden böyle arkadaşlar ayıklayamıyoruz pirinçli taşını ama eskiden ayıklardık. İşte ne yapıyoruz? Farklı onu görüp seçip alma işlemi. Yani Gene bu da tanecik boyutu farkına göre ayırma diyebiliriz. Geldik Diyalize. Evet şimdi arkadaşlar diyaliz önemli bir meseledir. Sağlıkla alakalı baktığımız zaman şimdi bizim böbreklerimiz tabii ki önemli organlarımız. Değil mi? İşte bizim vücudumuzda pek çok reaksiyon meydana geliyor aslında. Ve pek çok reaksiyon sonucunda biyolojik bazı atıklar meydana geliyor. İşte bu biyolojik atıkları böbreğe çalışan bir insan ne yapar? İdrarla dışarı atabilir. Ama şimdi ya böbreğe çalışmıyorsa işte Allah korusun e, Allah şifa versin de diyaliz hastalarına gerçekten çok zor e, önemli arkadaşlar. İnşallah en yakın zamanda şifa bulur hepsi diyelim. Evet şimdi arkadaşlar burada bu vücudun temizlenmesi lazım. İşte diyaliz de bu işlemi yapıyor. Nasıl yapıyor beraber görelim. Şimdi mesela arkadaşlar vücutta bir sürü madde var. Şimdi bak şöyle proteinler var tamam proteinler vücutta olması gereken bunlar küçük. Bir de vücutta e, oluşan üre Ürik asit gibi büyük moleküller var. Büyük dediğime bakmayın gene boyut olarak büyük ama yani şöyle ki proteinlere göre büyük. Normalde aslında gene küçük. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Burada mikro düzeyde bir süzme işlemi yapıyoruz. Burada süzme işlemi yapılınca kan zaten nasıl bir sıvıdır? Kolloidal bir sıvıdır. Yani kolloidal olan karışımların ayrılmasında yapılır bu. Böyle bir e, süzgeç gibi düşünün bunu tamam mı? Süzgeç gibi bir şey düşünün böyle çok böyle küçük böyle küçük küçük böyle süzgeçimiz var. Bu karışım buraya attığımız zaman ne olur bu durumda? Bak şöyle olur. Buradaki işte e, buradaki üre gibi maddeler dışarı gider. Evet ve vücutta bu şekilde ne olur? temizlenmiş olur diyebiliriz değil mi? Vücut artık bu şekilde hani şunlar artık vücuttan artık gitmiş oluyor dışarıya ve kanda sadece proteinler kalıyor ve bu şekilde biz kanı temizlemiş oluruz. İşte bu aslında mikro düzeyde süzme işlemidir. Yani aslında yarı geçirgen zardan küçük moleküller geçer, büyük moleküller ise kalır. Bu şekilde kanı biz diyalizle temizlemiş oluyoruz. Evet gelelim şimdi yoğunluk farkına göre ayırma. Birincisi savurma arkadaşlar. Savurma yöntemi bak burada bir tane çiftçimiz var görüyoruz değil mi? Belki köylerde gören arkadaşlarımız olmuş olabilir. Samanla buğday iç içedir. İşte ben burada bunu ayırmak istersem ama samanın yoğunluğu çok küçük hafif olduğu için. Böyle çiftçimiz burada daldırır, kaldırır, atar ve bu durumda ne olur? İşte saman uçar gider, buğday ise dipte kalır. Bu şekilde ne yapabiliriz işte? Biz bu karışımları ayırabiliriz. Aslında işte yani yapılan savurma işlemiyle beraber yoğunluğu küçük olan madde karışımdan uzaklaştırılır diyebiliriz. İşte gene biz burada ne yapıyoruz? Adi karışımları yani işte katı katı heterojen karışımlar için uygundur diyebiliriz. Peki ayırma hunisiyle ayırma. Bu çok karşınıza gelecek. Gençler bak burada mesela zeytinyağı ile suyu görüyorsunuz. Hani zeytinyağı suda çözünür mü? Hayır çözünemez. Hatta zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkma derler değil mi? O zaman şimdi biz bu karışımı ayırabiliriz. Yani sıvı sıvı heterojen karışım diyeyim. Sıvı sıvı heterojen karışıma biz ne diyorduk hatırlıyor musunuz? Evet Fuat neydi? Hatırlar mısın? Tabii ki buna biz ne diyorduk? Emisyon diyorduk değil mi? Emisyon diye ben buraya emisyon yazacaktım. Yanlış oldu. Emisyon diye yazabiliriz. Şimdi burada maddeler birbirine çözünmez. Çözünmemeli yalnız. Bunu uygulanabilmesi için. Ve maddelerin öz kütleleri çözünmeli yazdım. Bak olmaz. Düzeltiyorum arkadaşlar. Çözünmemeli diyeceğiz buraya. Evet. Ve maddelerin öz kütlesi farklı olması gerekir. Mesela zeytinyağlı su, mazotlu su bu yöntemle ayrılabilir. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu bir ayırma hunisi. Gözümüzün gördüğü bir cam kapasında. Bu kabı arkadaşlar biz bir beherin altına koyarız böyle. Burada muslu var. Musluğu açarız. İşte su böyle gelir 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 ve su buraya doldurur. Tam suyun bittiği özellikle şuradaki musluğu kapatıveririz. Ayrım onisinde kim kalır? Yağ kalır. Ve su da tabii ki burada behere düşer. O zaman önce kimi elde ediyoruz? Önce yoğunluğu büyük olan yani altta olan maddeyi elde ediyoruz. Evet bu da önemli. Geldik yüzdürmeye. Şimdi yüzdürme deyince aklımıza flotasyon kelimesi de gelmeli. Çünkü bunu da kullanıyoruz bazen. Hani böyle derler ya balıklara böyle floto falan kestim. Oradan aklınıza gelsin. Flotasyon demek yüzdürme demektir aslında. Yani biz burada ne tür karışımda ayırabiliriz derseniz bak size şöyle bir şey söylüyorum. Hiç ıspanakların yıkanmasını gördünüz mü ya da yaptınız mı? Şimdi mesela ıspanak arkadaşlar e, çok da lezzetli bir yemek olur aslında yapıldığı zaman. Ben severim kimi sevmez ama gerçi. Şimdi normalde üzerinde böyle kumlar vardır tamam. Onlardan ayıklanması, temizlenmesi gerekiyor. ya e Nasıl yapacağız? E böyle elimizde onu alamayız değil mi? Ne yapacağız? Şimdi bir tane leğen buluruz. Leğene böyle suyu koyarız tamam mı? Ispanakları, o kumlu ıspanakları o leğen içinde boşaltırız. Boşalınca ne olur oradaki ıspanaklar? Oradaki kumu dibe çöker. Değil mi? Çünkü kumun yoğunluğu daha büyüktür değil mi sudan? O zaman kum dibe çökecek, ıspanaklar da yüzecek. Ve bu şekilde ıspanakla kum birbirinden ayrılmış olur. E bu mantıkla bakarsanız gençler, biz şimdi ne tür karışımı ayırdık? Mesela katı sıvı heterojen karışım. Yani adi karışımları ayırmış olduk. Değil mi? Mesela işte kum ve talaş karışımı bu şekilde ayrılabilir. İşte kum ve talaşı e, suya bırakırız. Talaş yüzer. Kum dibe batar ve bu şekilde karışımı o yüzen talaşı alırız. Sonra da kumlu suyu süzeriz ve bu şekilde bu yöntemle ayırabiliriz değil mi? Bu şekilde bizim için önemli noktalar. Peki karışım oluşturan bileşenlerden birinin o zaman demek ki yoğunluğundan büyük. Yoğunluğundan büyük evet. Diğerinin de yoğunluğundan evet yoğunluğundan diyelim şuraya yazmaya çalışalım. Küçük bir sıvı seçilir. Arada bir sıvı seçilince birisinde katı batar, diğerinde katı yüzer. Bu şekilde ayırabiliriz. O zaman ne olur? İşte yoğunluğu, evet yoğunluğu küçük olan maddenin sıvının yüzeyinde toplanarak ayrılması yapılabilir. Bu şekilde yazdık. Evet. Metal cevherlerinden metalin zenginleştirilmesi. Evet bu da var. Şimdi mesela bir yerde metal cevheri olmuş olsa orada mesela onları bir saflaştırmak için onu mesela bir sıvıya koyarız. E şimdi yoğunluğu küçük olan metal yukarı çıkar tabii ki. Hatta alttan böyle vakumlu hava veriyoruz. Ha, yoğunluğu küçük olan madde diğerlerinden ayrılarak ne yapar? Üste çıkar. Onları böyle yavaş yavaş alabiliyoruz. Ispalan temizlenmesini de buraya yazdım. Ha ben ispalan temizlenmesini nereden biliyorum derseniz arkadaşlar e bazen yapıyoruz tabii ki canım. Hanıma da yardım etmek lazım. Siz de annelerinize yardım edin. Olur mu? Ispanağı mesela yıkayabilirsiniz veya şimdi işte ne salatayı yapabilirsiniz. Bazen böyle hem de bu kafada dağıtır. Hem bir yandan T'de çalışıp hem de böyle arkadaşlar böyle Annelerinize yardım ederken böyle oradaki güzel sohbetleriniz aile bağlarınızı da güçlendirir derim. Evet o zaman dersimize devam edelim arkadaşlar. Şimdi aktarma yöntemindeyiz. Diğer isim de dekantasyon. Şimdi dekantasyon demek aktarma yöntemi demektir. Bilelim ismini önemli. Şimdi burada bir kere adi karışım olması lazım. Ama adi karışımlar deyince ne anlıyorduk? İşte katı sıvı heterojen karışımı anlıyorduk değil mi? İşte burada katı sıvı heterojen karışımlarda bir kere çökme işleminin tamamlanmasını bekleriz. Katı o önce bir çöker. Sonra arkadaşlar buradaki üstteki sıvının yavaşça bulandırılmadan başka bir kaba alma işlemi. Mesela şimdi kumlu su var görüyoruz ki işte biraz bekliyoruz kum iyice dibe çöküyor. Sonra suyu bir yere yavaşça alıyoruz. Biz buna dekantasyon yöntemi diyoruz. İşte mesela zeytin posasından zeytinyağı ayrılması. Şimdi zeytin üzerine basarak ne yaparlar? Zeytinyağı yapılır. Zeytinyağı hemen posanın üzerine oluşur. Şimdi biz buradaki posayı Hani böyle çok böyle sıvıyı bulandırmadan böyle yavaşça kaldırıp böyle ki Sıvıyı yavaşça bir yere alıyoruz ve bu şekilde posa dipte kalır. Zeytinyağı da işte e, diğer tarafa aktarılmış olur. Direkt böyle arkadaşlar yaptığımız bir yöntem. Çok basit gördüğünüz bir yöntem aslında bu. Biz buna dekantasyon ya da aktarma diyoruz. Yine yoğunluk farkı var yalnız. Katı dibe çökmüş. O sıvıyı yavaş yavaş alıyoruz bir tarafa. Evet geldik ile ayırmaya. Hiç hastanelerde gördünüz mü bilmiyorum ama arkadaşlar. Böyle bir cihazlarımız var bizim. Bu cihazlara deney tüpleri koyulur. Deney tüplerinde kan koyulur tabii ki. İşte kan böyle arkadaşlar buraya tüpe koyulur. İşte kanda bir analiz yapılacak diyelim. Analitik kimya analizi yapılacak. İçerisinde işte şeker tayini yapılacak. İşte demir var mı? Demir eksikliği var mı? Yok mu? Kişinin bakılacak falan filan. Ne olur arkadaşlar? Burada böyle e, dakikada 2000 defa 1000 defa falan çeviriyor. Çevirince işte kolloidal maddelerle çözülemeyen katılar ne yapar? Dibe çöker. İşte o dibe çöken katıları da biz ne yaparız? Üzerine işlem yapabiliriz. İşte sıvını kan sıvısı ile ayrı çalışırız. Bir tarafa aktarırız. Kan proteinleri ayrı çalışırız ve bu şekilde çalışarak da kanın değerlerini ölçmeye çalışırız. O zaman şöyle diyelim. kolloidal karışımlar diyelim değil mi? Kolloidal karışımlarda aslında değil mi? E, buradaki Katının, ee, süzgeç kağıdından geçecek kadar küçük olduğun e, küçük olduğunda uygulanır. Yani şimdi normalde süzgeç kağıdından biz kanı geçirmiş olsak oradan kan proteinleri de geçer. Ama kolyedel karışımlarda katının süzgeç kağıdından geçebilme ihtimaline karşılık biz ne yapıyoruz? Santifür işlemi yapıyoruz. Yani kanın böyle süzme işlemi yapılmaz. Süzme işlemi yapılabilmesi için süspansiyon olması lazım. Yani oradaki çözülemeyen katların büyük olması lazım. Proteinler burada olmaz. O zaman burada hangi kuvvetimiz var? Merkez kaç kuvvetimiz var? Merkez kaç kuvveti ile Arkadaşlar e, buradaki işte kolloidal karışımların kolloidal karışımların işte kolloidal karışımlardaki diyelim arkadaşlar e, katının çökmesi sağlanır ve bu şekilde karışım ayrılır. Ben biraz kötü yazıyorum arkadaşlar kusura bakmayın siz daha güzel yazın olur mu kitabınıza yani ben şimdi biraz tabii ki istiyorum güzel yazmak ama acele yazdığım için böyle bilmiyorum ama nedense kötü yazıyorum ya. İnşallah, bak yavaş yazdığım zaman sıkıntı olmuyor aslında. Yani en azından okunuyor. Burada karışımlardaki yazmak istemiştim. Siz arkadaşlar anladınız değil mi beni? Sizleri seviyoruz, sizler daha iyi yazarsınız. Haydi bakalım, geldik. Manyetik özellik, o da mıknatısla ayırma yöntemidir. Tabii mıknatısla ayırma, tabii mıknatıs bazı metalleri çeker. Hangi metalleri çeker? Demir, nikel ve kobalt metallerini çeker. Eğer elimizde karışımlardaki bu metallerden biri varsa... Ve işte bu metalle başka yalnız bir metal olması lazım. Sen gidip de demir ve nikel katısına oluşan bir karışımı çekersen ikisi beraber gelir. Yani mesela ne olması lazım? Atıyorum demirle bakır olabilir. Mesela bakır gelmez demir gelir. Veya işte nikelle kim gelir? işte e, magnezyum karışımına nikel gelir. Ama sen gidip de demirle e, nikel karışımını koyarsan her ikisi de gelir. Olmaz yani biri çekecek biri çekilmemesi lazım. Bu önemli. Ve alaşımlar. Alaşım neydi? Alaşım katı katı homojen karışım. Ya sen şimdi demirden oluştuğun bir homojen karışım var diyelim. E sen şimdi bu homojen karışımda demir alabilir misin? Alamazsın. Değil mi? Olmaz böyle bir şey. Yani biz sadece toz halde olmasını bekliyoruz. O yüzden alışımlar bu yöntemle ayrılmazlar arkadaşlar. Alışımların başka bir yöntemi var. Onları önce ıstarak sıvı hale getirmemiz gerekiyor. Değil mi? Evet. Erime noktasına göre ayırıyoruz. Peki. Tozsa ancak biz burada manyetik özelliğe göre ayırabiliyoruz. Geldik elektriklenmeli ayırmaya. Şimdi cam veya ebonit çubuğu biliriz değil mi? Bunlar sürtünmeyle tabii ki elektriklenir. Evet sürtünme kuvvetiyle bunlar elektriklenir. E, bu durumda şimdi bizim elimizde çok böyle küçük böyle katılar varsa bununla çekilebilir. Mesela elimizde karabiber ve kükürt tozları varsa karabiber bu sürtünmeden dolayı elektriklenen cam çubuktan yanaşacaktır, oraya gelecektir. O zaman ne olur? Karabiber oraya gider. E elimizde de kükürt tozları kalır. Bu şekilde kükürt tozlarıyla karabiberi biz birbirinden ayırabiliyoruz. Şimdi dersimizi pekiştireceğimiz uygulama ve testlerimiz var. Bakalım şimdi görelim. Elimizde yemek tuzu varmış, demir varmış, görüyorsun ki demir tozu varmış, odun talaşı varmış, kum varmış, çakıl taşları varmış. Bu maddeleri e, ayırmak için, saflaştırmak için hangi yöntemleri sıra takip etmemiz uygun olur diye sormuş. Şimdi bak elimizde eğer demir tozu varsa önceliğimiz bunu almak olmalı tamam mı? Ne yaparız hemen çok rahat bir şekilde? Önce hemen mıknatıslama yöntemi yaparız. Mıknatıslama yöntemiyle tabii ki demir tozu gider. Evet peki bak bu gitti. Peki ne kaldı? Bak elimizde gene bir sürü maddemiz var. Ama burada baktığım zaman maddelerin boyutlarını incelediğimde sanki çakıl taşları görüyor musunuz? Boyut olarak diğerlerinden fazla. Büyük o zaman. Biz bu maddeyi o zaman ne yaparız? Elersek yani hepsi katı zaten görüyoruz ki. Elersek eleme yöntemi uygularsak elekten hem yemek tuzu hem e, hem yemek tuzu hem odun talaşı hem kum geçer ama çakıl taşı geçemez. E bu durumda çakıl taşı elekte kalır. Onu da bu şekilde ayırmış oluyoruz. Elimize ne kaldı görüyoruz ki yemek tuzu, odun talaşı ve kum kaldı. Şimdi ben burada yemek tu e, tuzunun suda çözündüğünü biliyorum ama diğerleri çözünemez. O zaman hemen bir suda çözme işlemi uygularız. Suda çözme işlemi uygularsak ne yapar? Yemek tuzu çözeltinin içerisine geçer. Ama ne olur? Bak dipte kum kalır. Evet. Suda yüzen madde. Bak, hemen buraya bak bir de flotasyon yazayım. Flotasyon yazayım mı? Ne olur çünkü? Buradaki tabii ki odun talaşı suyun üzerinde kalır. Evet. Ve e, odun talaşını ben ne yaparım? Flotasyon yöntemiyle yani hemen oradan üzerinden alırım. Evet. Ve suda çözünen kim olur? E, sodyum klorür artı su olmuş olur. Bak bunu böyle yazabilirim. Peki şimdi ne yapayım? Beşinci yöntem olarak. Bak şimdi odun talaşını da aldım flotasyonla. Evet. Elinde ne kaldı? Elinde şu karışım kaldı. Hemen ben bu karışı bir süzersem süzdüğümde kumu süzgeç kağından alabilirim. Çünkü kum süzgeç kağıdından geçemez. Peki hala elinde ne kalır? Yemek tuzu artı su karışımı kalmış olur. Yemek tuzu suda çözüldüğü için hemen ben burada bir buharlaştırma işlemi yaparsam. Evet. Bu durumda su uçar gider. Yemek tuzu da elimizde kalmış olur. Yani tüm maddeleri böyle sırasıyla almış oluyoruz. Evet. Anlaşıldı mı? Güzel bir soruymuş. Geldik dersimizin son sorusuna. Demiş ki. Farklı renkte ve yoğunlukta olan demiş. K, -i -m -y -a maddelerinin. Yani kimya maddelerinden demek istemişiz. Suda çözünenler için artı, çözünmeyenler için eksi işareti kullanarak aşağıdaki tabloda da gösterilmiş diyoruz. Evet. Şimdi biz burada şunu söylemiştik. Hani benzer benzeri çözer dedik ya. Mesela polar maddedir su normalde. O zaman suda çözünenler kimlermiş? Bak iyi. Demek ki iyi de polardır. Bakıyorum M de polar. A da polar. Yani baktığım zaman üçü polar. Apolar olan maddeler kimdir diye bakarsak onlar da suda çözünemeyenler. Yani K ve Y maddeleridir diyebiliriz. Evet bunu böyle söyledik. Peki hala şimdi bu durumda diyor ki hangi iki sıvıdan oluşan karışımı saflaştırmak için ayırma unisi kullanılır? Ayırma unisinde sıvı sıvı heterojen karışım olması lazım. Yani birinin polar olması lazım. Diğerinde hetero yani apolar olması lazım. Heterojen karışım olabilmesi için. Mesela İM olur mu? Hayır. İkisi de polar olduğu için burada homojen karışım olur. Olmaz. Peki KY olur mu? KY ikisi de apolar olduğu için gene homojen karışım olur. Olmaz. Yani biri, birbirine, çözülmemesi gerekiyor. A ile iyi olur mu? Hayır olmaz. A burada iyi burada görüyoruz ki ikisi de polar polar homojen karışım olur. M ile A olur mu diye bakalım. Evet M ile A da olmuyor. Neden? Çünkü ikisi de zaten görüyoruz ki polar polar. Ama Y ile M olur. Bak Y pol, apolarken M de ee, görüyorsun ki polar. İkisi karışırsa heterojen sıvı sıvı karışım yani emülsiyon olur. Emülsiyon olursa da ben bu karışımı tabii ki ne yapabilirim? Ayırma hunisiyle alabilirim. Cevap da bu durumda D seçeneği olur deriz. Evet gençler inşallah anlamışsınızdır. Birinci bölüm bitti. İkinci bölümü de size anlatacağım. Ondan sonra size ödevler vereceğim soru bankasından. Daha sonra arkadaşlar yarın ödevleri tek 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 yapıyoruz ve karışım ünitesini komple bitiriyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hedefimiz full.